İsterseniz referanduma gidelim. İskenderun halkına sorun, babamın malı değil. Bana miras da düşmedi. İskenderun halkının malı. Ver derse gene vereyim. İskenderun belediye başkanının böyle bir şey söylemesi gerçekten de şanssız bir beyanat olmuştur. Biz tabii ki onu da yaparız ama ben biliyorum ki Hatay halkının en az %90'ı bu HADO projesini destekliyordur. Bu HADO projesinin desteklenmesi için hiçbir sebep, desteklenmesi hiçbir sebep yok. Yani herkesin desteklemesi gereken bir proje. Bunu mu anladım Sayın Savaş? İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingin'in referandum talebine siz olumlu cevap verdiniz. Doğru mu anladım? Ya referandum yapalım mı diyorsun? Yaparız ama Sayın Dingin mahcup olur. Çünkü İskenderun halkı da bu kazanımdan yana yaparım. Hiçbir sıkıntısı yok bizim için. İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil'in HADO için referandum yapalım çıkışına böyle bir yanıt verdi. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, HRT Akdeniz Haber Müdürü Can Çapar'ın hazırlayıp sunduğu gündeme dair de yanıt verdi Dingil'e. Hataylıların %90'ı HADO'yu istiyor, kendisi mahcup olur. Sözleriyle de eğer gidilirse bir referanduma hazır olduğunu açıkladı. Orada da bu iş olmasın diye toplantıya başlanıldı ama baktılar ki bu projeye sahip çıkan bir Hatay halkı var ve bu Hatay halkının bu projesinin haklı projesinin onlar da biz arkasındayız demeye başladılar. Tabii Sayın Seyfi Dingil'in İskenderun halkından bir kamu yoklaması yapalım demesi de gerçekten de hangi bölgede çalıştığını bilmemesinden kaynaklanıyor. Çünkü o iskele tüm Hatay halkına aittir. Tüm Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan insanlara aittir. Sadece İskenderun'daki hemşehrilerimize değildir. Ama şu bir gerçek ki o iskele en çok İskenderun'daki hemşehrilerimize yarayacaktır. Nasıl şimdi orada battı çıktı yaptıysa 2700 metre uzunluğunda İskenderun'a çok yarayacaktır ama tüm Hatay halkı ve tüm Türkiye'den Hatay'a gelen insanlar bunu kullanacaktır. Yani sadece sizin oradaki pozitif veya negatif değerleriniz sadece o bölgeye ait bir değer değildir. Tüm şehri ve tüm ülkeyi ilgilendiren bir değerdir. Yani böyle güzel bir projenin İskenderun'dan başlatılması aslında İskenderun halkına gerçekten de bir pozitif ayrımcılıktır. Ama Hatay halkının esas pozitif ayrımcılığıdır. Yani İskenderun belediye başkanının böyle bir şey söylemesi gerçekten de şanssız bir beyanat olmuştur. Biz tabii ki onu da yaparız ama ben biliyorum ki Hatay halkının en az %90'ı bu HADO projesini destekliyordur.